Merhaba sevgili masal sever. Bugün sana tren yolculuğu masalını anlatacağım. Ama istersen sen de birmasal.com'a girerek oradan okuyabilirsin. Tren yolculuğu. İlkay, Halil, Mustafa, Merve ve Nil. Her zaman olduğu gibi Halil'lerin evinin bahçesinde oturmuş hayal kuruyorlarmış. En son bahçede kamp yapan arkadaşlar yeni şeyler yapma konusunda çok daha heveslenmişler. Daha önce denemedikleri, merak ettikleri şeyleri bir liste haline getirmeyi ortaya atmış İlkay ve Halil yine kağıt kalemle birlikte not almaya hazırmış. Doğa yürüyüşü, karaoke, masal yazma ve tren yolculuğu listede yerlerini almış. Üzerine konuşmuşlar ve hepsi sonunda tren yolculuğunda karar kılmışlar. Bizim arkadaş grubu bu sefer tren yolculuğu için aileleriyle konuşmaya gitmişler. Hepsi, "Hiç trene binmedik. Tren yolculuğunu çok merak ediyoruz. Hep beraber binelim gidelim. Sabah gider akşam döneriz." demişler. Cuma günü aileler çocukları dinledikten sonra kendi aralarında konuşmuşlar ve hepsi bu duruma sıcak bakmış. Ertesi gün yani cumartesi sabahtan Ankara-Eskişehir yolculuğu yapmaya karar vermişler. Sabah erken saatte trene binecekleri için aileler sandviç hazırlamışlar. Çocuklar çok heyecanlıymış. Akşamdan kıyafetlerini, yanına alacaklarını hazırlamışlar. Nil ise fotoğraf makinesini şarj etmiş. Herkes sabaha hazırmış. Sabah olmuş. Hep birlikte tren garına gitmişler. Çocukların hepsi garın en ufak kısmını bile detaylıca inceliyor, her şeyi sorguluyorlarmış. Nil fotoğraf çekmeye başlamış bile. Biletlerini almışlar, trene binmişler. Yan yana karşılıklı koltukları almış aileleri ve yolculukları başlamış. İlkay, Mustafa, Nil, Halil ve Merve tren biletlerini hatıra diye saklamak istemişler ve yolculuk boyunca hep yolu izlemişler. Trenin koltukları hem rahat hem de gayet genişmiş. Sandviçlerini yiyen çocuklar ortalarında olan masada Eskişehir'de gezecekleri yerleri not almışlar ve hep birlikte hatıra fotoğrafı çekmişler. 2 saate yakın süren yolculukta sohbet etmişler, oyunlar oynamışlar ve sonunda varmışlar. Eskişehir'de not aldıkları yerleri gezmiş, fotoğraf çekmiş ve yemek yemişler. O kadar eğlenmiş ki herkes, akşam trene bindiklerinde yorulduklarını hissetmişler. Nil bir sürü fotoğraf çekmiş ve hepsini gidince baskıya verecekmiş. Güzel bir cumartesi günü için aileler çocuklara teşekkür etmişler. Çocuklar ise ilk kez deneyimledikleri bu tren yolculuğunu çok sevmişler. Eve dönüşte miniklerin hepsi birbirine söz vermiş. "Büyüyünce hem ülkeyi hem de dünyayı trenle gezelim. Harika manzaralar ve yolculuk anıları biriktirelim." demişler ve hepsi bu sözü hafızalarına not etmiş. Bakalım bizim tatlı arkadaş grubumuz daha neler deneyimleyecek. Ya masal arkadaşım, yine bir masalın daha sonuna geldik. Ama diğer masallarımızdan haberdar olmak istiyorsan seni hemencik YouTube kanalımıza abone olmaya davet ediyorum.